FETÖ operasyonları kapsamında binlerce öğretmen açığa alındığı için kadrolarda boşluklar oluştu. Bu boşlukları kapatmak amacıyla sözleşmeli öğretmen formülü kullanılıyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular başladı. FETÖ'nün eğitim ayağı kesildi, okulları kapatıldı, öğretmenleri açığa alındı. Kadrolarda oluşan boşluk için atama yapılamayacak sözleşmeli öğretmen formülü devreye sokuluyor. Buyurun. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağı duyurulmuştu. Öğretmenlik alan bilgisi testi gerektirmeyen alanlar için ön başvurular başladı. Başvurular 11 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Sözlü sınavlar 15-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 28 Eylül'de sonuçlar açıklanacak. Adayların atama tercihleri 4-7 Ekim arasında alınacak ve 10 Ekim'de sonuçları açıklanacak. İlan edilen kadrolar için KPSS'den 50 ve üzeri taban puana sahip adaylar sözlü sınavı için ikgm.map.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek. En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadronun 3 katı kadar aday sözlü sınava alınacak. Sözlü sınavlar Türkiye genelinde oluşturulan 18 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 4334 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1555 kontenjanla İngilizce ve 1479 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği